Şimdi Fatiha suresi hakkında hadis-i şerifler, rivayetler işte efendim e, sayfa 7'den başlıyor, 31'e kadar e, Fatiha gidiyor. Şimdi burada e, Fatiha'nın faziletleri tamam bulunabilir ama Fatiha suresi hakkında bazı havas diyor. Şimdi mesela burada hastalıkların şifası için. Asla ...hiçbir kafa tehadüküta şifa min de illese... ...ölüm hariç her derde sahih hadis. Şimdi burada ama mesele ne? Kaç kere okuyacaksın? Ne zaman okuyacaksın? Şimdi 18. sayfada bu anlatılıyor. Şimdi ezberleme kuvvetinin artmasını istiyorsun. Çocuğunun hafızası güçlensin. İmtihanlarda başarılı olsun. Hafızlık yapabilsin falan. Şimdi ezbere kuvveti, zeka, hafıza... Nasıl güçlenir? 23. sayfada onu anlatıyor. Fatiha buradan nasıl okunacak, nasıl yazılacak, ne yapılacak? İsteklerin gerçekleşmesi için. Bir muradım var. Yani Fatiha ile muradı olmayan hiçbir şeyle muradı olmaz. El Fatiha suratül Fatiha lima kuri et lehu. Ne niyetle okursan o olur. Ama kaç kere? Sayıları var, adetleri var, sırları var. 23. sayfada onu anlatıyor. Dertlerin izalesi için Fatiha okumak. Yani hastalıkların veya başka kederi hastalık olmaz. Bir sıkıntım var onun için. Ondan sonra efendim bol rızıklara nail olmak için Fatiha Şerif okumak yani maddi dertlerin için e ee, gidi bu insanlar Fatiha ile yerler içerler bitiremezler mallarını ama işte zikir etmek, Kur'an okumak millete zor geliyor.